Merhabalar, ben Kötis Köfte ve bir Overwatch videosu, ama sıradan bir Overwatch videosu değil. Bu Overwatch videosu başlıktan da anlayacağınız üzere aslında Linux altında bir Overwatch videosu. Bu arada evet, kayıt esnasında biraz kasıyor şu an. Evet, artık Linux altında Overwatch oynayabiliyoruz. Basitçe. Peki. Overwatch altında... Linux altında Overwatch şu an nasıl? Fena değil. Yani daha gelişebilir ama oynanıyor. Şu an yüksek ayarlardayım ve... Normalde oynadığımda 50-60 FPS arası alıyorum. Muhtemelen baba falan çektiğimde daha güzel bir şeyler alacağım. Ama dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta var. İlki. Instance'ı zaten bugün oluşturdum. Yeni oluşturmuş instance'lar bir ilk 10-15 oyun çok verimli çalışmıyorlar. Ondan sonrasında tam hızına kavuşuyorlar ki ben hala mesela o sürecin ortasındayım. Çünkü mesela bu haritada ilk defa oynuyorum. O yüzden bu haritanın bütün assetlerini daha sistem tanımadı. Normalde DirectX ile, yani native olarak DirectX ile çalışsaydı eğer böyle bir derdi yok. Ama şu an oyun burada natif bir DirectX değil. DirectX'i Vulkan ile renderlatıyor. Dolayısıyla da... Evet, şansa bala bir adet Tracer öldürüyoruz biz de. Neyse. Vulkan ile renderlatıyor DXVK paketini kullanarak. Ve Farah'ı öldüremedim. Doomfist, git buradan. Oh, teşekkürler Bes için. Evet. Kayıt esnasında bu arada cidden çok fazla frame drop oluyormuş. Onun optimizasyonunu yapacağım artık bir ara. Neyse, devam edelim. Bu arada zaten DXVK de yeni bir teknoloji. O yüzden... Çok fazla, hani biraz ben bulduğuma seviniyorum bugünlüğüm. Neyse, dediğim gibi ilk 10-15 oyun tam bir performans alamıyorsunuz. O yüzden bir tavsiye edilenlerden bir tanesi ilk oyunlarınızı arkadaşlarınıza spectator olarak katılın. İlk oyunlarınızı bu şekilde geçin ki efektleri vesaire tanısın. Moira heal'la beni. Olmuyor böyle. Teşekkürler. Neyse. Ne diyordum? Oo, güzel. Evet, ne diyordum? Bir diğer sıkıntımız daha. Oyunun sizi korsan olarak algılama riski var. Bu async kullanıyorsanız garanti. Async kullanmıyorsanız, async'i bu arada async diye geçiyor. Async diye de başka bir şey var. Adana'nın A'sıyla olan async. Neyse. Onu kullanıyorsanız garanti sizi korsan olarak algılıyor. Fakat... Onu kullanmıyorsanız ufak bir... korsan demişim. Hile olarak algılayabiliyor. Ama eğer onu kullanmıyorsanız muhtemelen algılamayacak. Ama gene ufak bir algılama riski var. Fakat bunu hani ben DXVK kullanıyorum. Böyle diye belirtirseniz eğer banınızı geri alıyorlar. İptal hani şey... Tamam, sen hile kullanmıyormuşsun diye ikna oluyorlar. Ama gene de... Bunu kendi riskinize, bunu aklınızda bulundurun. Bir diğer nokta daha, bununla alakalı güzel bir haber şimdi söyleyeceğim. Blizzard'dan bir ekip, Valve demişim, DXVK geliştiricilerinden, aslında Valve de sayılır da ana katkıcısı Valve DXVK'in. DXVK ekibiyle iletişime geçmiş durumda. Onlarla beraber çalışıp
sorunun kaynağına inecekler ve inmeye çalışıyorlar ve hani bu olmaması için uğraşıyorlar. Ve tabii ki de bir şey gelmedi. Full duplicate. Hiç şaşırmadım. Neyse. Yine full duplicate. Evet. Bu şekilde durumumuz. Hani o yüzden birkaç ay daha beklemeniz daha sağlıklı olabilir. Hem DXVK biraz daha olgunlaşmış olur, performans biraz daha gelişmiş olur. Hem de hile olarak algılanma riskiniz sıfıra inmiş olur. Ama eğer gene de hani ben Windows'a artık katlanamıyorum diyorsanız bu güzel bir alternatif. Birkaç sorunu var videoda, onlardan bahsedeceğim. Ama genel olarak oyun gayet oynanabilir. Videoda biraz sıkıntılıydı. Çünkü kayıt ederken çok verimli olmuyor. Bir de ben yüksek kalite kaydetmeye çalışıyorum. Her ne kadar OBS'in ayarlarını tam kurcalamamış olsam da belki kalite size biraz düşük gelebilir. Evet, özetle bu. Ve şimdi kurulum kısmına geçiyoruz sizlerle beraber. Evet ve öncelikli olarak ihtiyacımız olan birinci yazılım. Lotris. Lotris nedir? Kendisi aslında bir oyun launcher'ı. Ama ufak bir detayı var. Çok ilginç bir yapıya sahip. Direkt olarak komple bütün sistemdeki oyunları, gerçi Steam'deki bütün oyunlarımı algılamamış ama muhtemelen ben tanıtmadım, o otomatik tanımaya çalıştı. O yüzden Wine, Linux Native ve vesaire vesaire ya da şuradan da evet. Böyle bayağı kalabalık bir listeden farklı kaynakları, hatta Wine Steam, hani Windows Steam'i bile destekliyor. Bunları direkt olarak buradan başlatabiliyorsunuz ya da yönetebiliyorsunuz. Bunun önemli bir noktası var. Özellikle Wine tarafında çeşitli zor Wine ayarlamalarını buradan çok rahat bir biçimde yapabiliyorsunuz. Ve çok farklı Wine instance'larını, yani farklı kurulumları, farklı spesifik kurulumları yönetebiliyorsunuz. Kendisi Arch Linux kullanıyorsanız eğer Arch'ın kendi deposunda var. Bu komutla kurabilirsiniz direkt. Yani Lutris diye kurabilirsiniz. Diğer yandan Lutris'i kurduktan sonra buraya geliyoruz. Overwatch. Bu arada Lutris'in bir güzelliği, oyunların kurulum scriptleri var. Yani sizin yapmanız gereken tek şey, açılırsa eğer, şuradan install demek aslında oyunlara. Mesela Elder Scrolls 5. Şurada bir adet install scripti var. Hatta scripti görebiliyoruz buradan. Bu bazı insanların yaptığı ayarlamalar. Yani daha önce denemiş, kurcalamış vesaire vesaire ve yani bu ayarlar bu oyun için tam olarak oturuyor şeklinde skripti oluşturmuş. Şimdi burada iki tane skriptimiz var. Wine D3D bu Wine'ın kendi DirectX yorumlayıcısı. Diğeri ise DXVK. Biz DXVK olanla gideceğiz. Ama öncelikle önemli bir nokta var. Şurada gelelim. Bizden birkaç bir şey istiyor. Öncelikli olarak Archbase dağıtımlarda Wine Stagging'i kurduğunuzda gerekli bağımlılıkları kurduğu söyleniyor. Ancak burada ufak bir hata var. Maalesef bütün gerekli bağımlılıkları kurmuyor. Onların tam bir listesini Arch kullanıyorsanız eğer, ben direkt videonun açıklama kısmına koyacağım. Tek bir komutla. Tek bir komutla gereken bağımlılıkları kuracaksınız. Öncelikli olarak DXVK'in ve Blizzard uygulamasının bağımlılıklarına gelelim. DXVK'in bağımlılıkları ve kurulum aşamaları eğer mesela Arch ve Ubuntu'ya göre göstermiş. AMD ekran kartı kullanıyorsanız bu, Nvidia kullanıyorsanız bu şeklinde. Burada bazı ayarlamalarını göstermiş. Bunları manuel kurduğunuzda yapmanız gerekiyor. Arch'ta direkt
DXV2'nin kendisini de kurabilirsiniz. Kurmanızı tavsiye ederim. Ne olur ne olmaz dursun kenarda. Onu Yay Aur'dan kuruyorsunuz. Ben Yay kullanıyorum Aur istemcisi olarak. XVK. Arasın bakalım. Evet. Şurada zaten bu arada Vine'ı da kurmanız gerekiyor. DXVK 1000. Bunun yanı sıra şu iki paketi de başka instance'larda kullanmak için kurabilirsiniz. Evet. Geldik. Sırada Blizzard App'in ihtiyaçlarına. Blizzard uygulamasında gene bu adımlar var. Bunun yanı sıra mesela Aur'dan Microsoft fonsu kurmamız gerekiyor. Bu 32 bit kütüphaneleri kurmamız gerekiyor. Bunları kurmamız gerekiyor. Vesaire vesaire. Evet. Bu şekilde birkaç tane daha kurulum var. Ben bütün bu kurulumları Arch kullanıcıları için yazacağım. Hani bir adet yorum yorum demişim. Açıklama kısmına yazacağım. Oradan direkt bakabilirsiniz. Ve devam edelim. Bunları yaptığı varsayıyoruz. DXVK şudur budur ayarlarımızı yaptık varsayıyoruz. Bunun yanı sıra şu sayfaya da bir bakmanızı tavsiye ederim. Arch kullanıcılarına pek gerekmiyor. Ben de direkt her şeyi hallettim de. Yine de aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim. Overwatch'ı kuracağız. Ben farklı bir instance halinde kuracağım. Şimdi şu ikincisi DXVK olan install diyorum. Lutris ile açacak zaten. Tabii ben de install game again. Böyle taşıyalım şuraya. Evet, burada continue diyoruz. Kurulum konumu olarak ben games create folder. Overwatch video diyelim. Okey. Overwatch video konumuna kursun. Evet, şimdi bize Battle.net'i indiriyor. Battle.net'i indirdikten sonra şu an internetim biraz yavaşladı mı? Ha tamam, düzeldi. Battle.net'i indirdikten sonra Battle.net normal Windows'ta yaptığınız gibi bir Battle.net kurulumu yapacaksınız. Tabii ayarlamalarını da yapıyor. Bu arada kullandığı DXVK ayarları konusunda rahat olabilirsiniz. Async kullanmıyor. Evet. Ve gördüğünüz gibi Vine'ı yapılandırmaya başladı. Evet, bu noktada da gereken birkaç ayarı daha yapıp bu noktanın ardından yadı yanlış hatırlamıyorsam kurulumu başlatacak. Bu arada normalde bu adımları sizin elle yapmanız gerekiyor. Lutris ve Lutris scriptleri bunları otomatize etmiş durumda. Bayağı hani tık 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 şeklinde yapabiliyorsunuz. Ancak Overwatch'ta bir iki tane sıkıntı var. Overwatch'ın sıkıntısı, bu arada sıkıntıyı yaratan taraf Overwatch değil, Battle.net. Battle.net client'ı asıl sıkıntı yaratan nokta. Evet, gördüğünüz gibi burada Battle.net kurulumuna başladık. Yeni dosyaları indiriyor. Bu noktada Vine'ın sisteminizde kurulu olması zorunlu çünkü bunu normal sistem Vine üstünden çalıştırıyor. Evet, şimdi gelelim. Burada kurulacağı location'ı seçiyoruz. Evet, sonraki aşamaya da geçelim. Evet, bu noktada benden e-posta adresim ve şifremi istiyor. Evet, telefonum nerede benim? Evet, onayladık ve daha önce hep yapmıştı, bir kere daha onaylamamı isteyecek ama istemedi. Evet, şimdi Battle.net açılıp crashleyecek. Bu normal. Bu olabiliyor bazen. Bende hep oluyor. Bazılarında olmuyormuş. Ama bunun çok güzel, kolay bir çözümü var.
Evet ve kurulumumuz bitti. Bu arada eğer bir pencere yöneticisi kullanıyorsan, pencere yöneticisi değil de normal bir masaüstü ortamı kullanıyorsanız şunları işaretleyin derim. Close. Ve sanırım kurulumumuz bu. Bakalım. Evet. Kurulumumuz bu. Ve şimdi tekrar çalışmaya çalışacağım. Gene crash yiyecek. Evet, 7. Bunun basit bir çözümü var. Şurada çalıştırıcı dosyayı Battle.net Launcher'dan Battle.net'e çeviriyorsunuz. Ve bu noktadan itibaren çalışıyor olması lazım. Bekliyorum. Biraz yavaş açılan bir arkadaş kendisi. Evet, açılıyor. Ve Battle.net her seferinde e-postamı gösterdiğin için sanırım videoda bayağı bir voila. Ve tabii ki de önce şuradan normal oyunu indirebilirsiniz ancak ben bunu yapmayacağım onun yerine. Game. Overwatch video, Overwatch. Şuradan direkt şunu alıp buraya kopyalayacağım. Evet. Ve şimdi sendin değil mi kurulumum? Configure. Evet. Overwatch video. Hatta dur senin adını değiştirelim diyecektim de o neyse. Save. Evet. Şimdi gelelim. Locate the game diyelim. Open. Önce bazen burada update de takılıyor. İlginç bir biçimde. Bunun sebebi update agent bazen hata veriyor. Donacak bu arada burada. Ve kapatıp tekrar açtığımızda bu arada bende oluyor bu sizde olacak mı bilmiyorum. Ben sadece bir seferliğe mahsus oluyor. Ve tekrar açtığımızda ilginç bir mesajla karşılaşacağız. Voilà. Bunu çözmenin yolu. İlk önce şu şekilde. Bu arada bu komutu nereden bulacağım diye soracak olursanız direkt olarak şu. Pardon, Blizzard app. Şurada var. Önce bunu yapıyoruz. Sonra Lutris'i kapıyoruz. Sonra geliyoruz şuradan. Games Overwatch Video Drive C Program Data. Şu iki klasörü siliyoruz. Ve şimdi Lutris'i geri başlatalım. Fine. Overwatch video. Gel bakalım. Açıla dursun. Evet, bu sefer olmadı. Tekrar deniyoruz. İlginç. Tekrar deneyelim. Evet, bu sefer oldu. Close. Ve şimdi ne diyoruz? Play. Ve çöküyor. Bunu önlemek için önemli bir değişiklik yapmamız gerekecek. Çünkü Blizzard App'in kapanmaması lazım. Blizzard App'in kapandığını algıladığı takdirde Lutris oyuna hani bu oyun kapandı Vine instance'ını durdurabilirsin diyor.
O da ilginç bir hata işte. Evet, Blizzard App'in açılmasını bekliyoruz. Bazen böyle zaman alabiliyor. Şimdi buradan Settings'e geliyoruz. Gelebilirsek. Blizzard App bu arada bu kurulum esasında en fazla sorun çıkartan kısım her daim. Evet. Düzeldi. Sorun neymiş? Sorun arka planda baya bir Vine instance açık kalmış. Keep Battle.net window open. Bunu seçmeliyiz. Diğer türlü Battle.net'i kapatacak. Diğer yandan buralarda değiştirmemize gereken bir şey yok. Ama eğer streaming açıksa kesinlikle kapatın. Kesinlikle. Şimdi. Gel bakalım. Artık sen açılırsın diye umuyorum. Hadi. Açıl. 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 Açılırsın. Aslansın sen. Kaplansın. Bir tanesin. Ve açıldı. Options. Tabii ki de ben her daim burayı full screen'den borderless full screen'e çeviririm. Master volume seni de kısalım. Ve bu arada şu an bazı assetler dikkat ettiyseniz yavaş yükleniyor. Çünkü bu instance ilk defa Overwatch açıyor. Instance o oyunu öğrendikçe performans artacaktır. Ki şu an mesela Zen'le gireceğim. Şu an ara ara hatta kol hareketlerimi görmediniz bile. Ama dikkat ettiyseniz yavaş yavaş kendine gelmeye başlıyor. Çok yavaş yavaş. O yüzden verilen tavsiyelerden bir tanesi ilk botlara karşı birkaç oyun oynayın. Ya da arkadaşlarınız varsa onların oyunlarını spectate edin. Ya da aslında practice range'de pratik yapmanız o kadar fayda etmiyor çünkü harita assetlerini bu sefer bekliyorsunuz oyunlarda. Özetle böyle bir sıkıntı söz konusu. Ayrıyeten Arch kullanıcıları için eğer sesle alakalı bir sıkıntı yaşarsanız yani nasıl bir sıkıntı? Bazen arka planda bir patlaması, put 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 tarzı bir patlama sesi geliyor. Bu OpenAL paketinden kaynaklı bir sıkıntı. Onun çözümü basit. OpenAL'ı downgrade ediyorsunuz bir sürüm geriye. Onu da yapmanızı sağlayacak bir komut vereceğim. Bu sayede basitçe Overwatch'ımızı çalıştırmış oluyoruz. Bu arada videonun başında yaptığım bir uyarıyı tekrardan yapmak istiyorum. Hile olarak algılanma riskiniz var. Ufak bir kesimin başına geliyor ancak var. Ama o algılanan kişilerin %90'ında bu geri çevrildi. Hani şikayette bulundu hani ben hile kullanmıyorum DxVK ile oyunu oynadığım için bu şekilde algılandı diye. O yüzden dikkatli olun. Hani hile olarak algılayabilir sistem sizi. Çünkü DxVK DirectX paketlerini modifiye ediyor. Ayrıca gene Blizzard'ın bir grup geliştiricisi DxVK ekibiyle iletişime geçmiş durumda. Yani bir iki ay içerisinde muhtemelen bu sorun tamamen ortadan kalkacak gibi duruyor. Hatta optimizasyon konusunda da belki bir şeyler yapabilirler diye umuyorum. O biraz optimistik olur ama en azından korsana yakalanmama sıkıntısı olabilir. Ayrıca bazı insanlarda fareler tuhaf hareket edebiliyormuş. Maalesef onun hakkında bir çözüm bilmiyorum.
Çünkü bana denk gelmedi. Bana da fare gayet normal hareket ediyor. Ve o yüzden Experience Facility diyebiliyorum. Evet, normalde favori skillim bu değil ancak bu aralar bunu kullanıyorum. Sebep, ekranın azıcık aşağı kısmına bakanlar anlayabilir. O zaman bu kurulumuzun başarısının ardından sanırım burada videoyu sonlandırabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.